Herkese selamlar. Mortal Kombat Mobile'in yeni bir bölümündeyiz ve gördüğünüz üzere Twisted Tower'ın artık Fatal kısmı geldi ve 30 gün boyunca bizlerle olacak ki 10 gün daha eklemişler. Bu mükemmel bir olay aslında. Yani yaklaşık 1,5 kere falan daha kule bitirilecek demek. Bunu çok güzel değerlendirmek gerekiyor. Ben elimden geldiği kadarıyla değerlendireceğim ve elimden geldiği kadarıyla yine size tüm videoları yüklemeye çalışacağım. Da sen bunu izlediğiniz gün 2 tane video geliyor olacak. Ertesi gün de belki 2 tane video gelir bilmiyorum. Neyse uzatmayayım daha fazla. Şöyle bir başlayalım. Ne söyleyeceğimi bir anda unuttum, böyle beynim durdu. Ha tamam. Bu kule bu arada normal şeylere göre değil. Orta üstü hesap lazım. Orta hesap bile burada yetersiz kalacak. Kullandığım talentları falan göstereceğim. Hatta maça girmeden bir göstereyim. O yüzden ben abanacağım. Tamamen şey yapacağım. Ben full atak gidiyorum şu anda. İleride duruma göre şey yapabilirim. Birazcık savunmaya dönebilirim. Onu değerlendirmeye çalışacağım. Deathmark'ı falan da katmaya çalışıyorum ki Deathmark iş yapıyor. Şunu mutlaka almanız gerekiyor ve şunu, bir dakika, Cyberlink'e programming diyor ya, bunu da almanız gerekiyor. Bu ikisi şart, yani kesinlikle şart. Şunları da aslında alsanız çok tatlı olur. Özellikle Revenant almanız lazım ki ölümden döndürüyor sizi Revenant. Baya baya değerli. Neyse Fatal'a başlayalım. Bakın daha başlar başlamaz 6 evrim karakterler var ve yeni çıkan karakter iki tanesi. Yani yeniden kastım, altın yeni karakterlerden sayabiliriz. Yani Combat Cup keski çıkalı tabi bayağı oluyor ama olsun, neyse. Ekipmanlar klasik kule ekipmanları, göstereyim ben size onları. Şöyle hızlı bir şekilde yan tarafa geçerekten yapacağım. Yani normal ekipmanlar bunlar. Ekstrası yok yani. Evet böyle. Şöyle bir girelim bakalım. Blockbreaker falan elimden geldiği kadarıyla kattım. Kule baya baya zorlayacak tahminimce. Elimden geldiği kadarıyla yine dediğim gibi yapacağım bakalım. Biraz daha elimden geldiği kadarıyla dersem galiba kendimi keseceğim. Yani ilk başlar çok kolay olacak tabii ki ama yüzde falan bu bayağı osurtmaya başlıyor bu kule. Ve başlar başlamaz bakın direkt güç dolumu şu an bizde değil yani. Gerçi One for All var. Ondan dolayı bizde değil ama buraya özel mi yoksa Hard Tower'ın her tarafında var mı onu bilmiyorum. %7 şu an saldırısını arttırmış durumda. Düz vurarak parçalayacağım abi, hiç uğraşmaya gerek yok şimdilik. Ekipman burada yine çok fazla düşmüyor. Yani neredeyse aynı düşüyor. Ödüllerine birazdan bakacağım hatta. Çıktığımız gibi ödüllerine bakalım. Hep beraber görelim. İkinci Dünya Savaşı'nda umarım kesin epik garantisi vardır. Varsa 3 kere bitirerek, 4 kere bitirerek hatta zorlarsak. Güzel. Bu kime geldi? Bunu alayım ben abi. Bu Sub-Zero'nunki büyük ihtimalle. Sub-Zero'nunkini ben alacağım. Kendime Scorpion'a takacağım. Sub-Zero'nunki dedim de yine aynı takım ama takımı zaten değiştirmeyi düşünüyorum. Çok yakında mı, çok uzakta mı, orası belli olmaz. Bir günde de olabilir, bir ayda da olabilir. Furkan'a bağlı olduğu için benimle alakalı değil. Bakalım. Şimdi yeni şuradan Nivus'tan Miguel kanka. Yeni çıkan ekipmanımızı şeymiş, Scarlet'ınmış. Bunu şöyle takıyorum. Scarlet'a da şeyi vereceğim. Scorpion'unkini vereceğim. Onu öyle halledeceğiz. Sıkıntı olmaz. Şöyle yapalım aynen. Tamamdır. Yani şöyle hemen ödüllerimize de bir bakalım. Fujin'i katmışlar. Dark Fate Terminator var. Güzel. Gayet güzel. Ve evet. Buradan kesinlikle epik düşüyor abicim. Kesinlikle epik alıyorsunuz. Ki bu çok fazla önemli. Aşırı fazla önemli. Baya baya şey yapmak gerekiyor. Dikkat etmek gerekiyor. Yani yapmaya dikkat etmek gerekiyor. Hellspawn, Scorpion falan güzel değil. Bu dördünden birisi garanti gelecek bu arada. Ekstra Diamond katmamışlar. Umarım Fujin çıkar. Ben Fujin'in çıkmasını çok isterim. Mortal Kombat 11 takım var zaten. Karakteri var iki tane. Bu baya baya güzel bir olay aslına bakarsanız. Şu şeyler baya iyi zaten. Bu 10. yerimde %600 damage boost veriyor ama dediğim gibi herhangi bir tanesi bile %1200 maksimum can artımı falan, bakın. 10. yerimde böyle ama bunların 1. yerimi falan da %300'lerde bir şey. Yani çok acayip güçlüler. O yüzden elinizden geldiği kadarıyla bitirin. Epik ekipmanı evrim haline getirmek bile inanılmaz değerli olacak. Aksilik olmazsa ben bir hafta içerisinde 2. savaşa gelirim. Tabii ki yenebilirsem, yenemezsem gelemem abi, yapacak bir şey olmaz. Elimden geldiği kadarıyla seri seri video yüklemeye çalışacağım. Yine elimden geldiği kadarıyla dedim, değil mi bu arada? Aferin bana, aferin. Hadi bakalım. Şöyle bir yardıralım. Devam kankacığım. Gayet güzel. Ne veriyorsun? Hiçbir şey vermiyorsun. Bu arada ilk savaştan ekipman düşmesi çok çok tatlıydı. Hani iyi başladık, güzel başladık. Ama bunu çok fazla görmeyeceğiz. Onu söylemem gerekiyor. Fatal Kule öyle çok fatal. Kule öyle çok da şey değil. Fatal değil aslında. Fatal olması lazım. Aynen Fatal. Çok da yani
Ekstrası yok öyle söyleyeyim. 20. Savaşlara falan bakmadım. Ona bir bakayım ben. 2. Savaşta bir dediğim gibi epik ekipmanın düşmesi mükemmel bir olay. Normal kulede neredeyse imkansız onu düşürmek. Ama burada garantili vermişler. O çok çok tatlı bir olay. 582.000 canımız olmuş bu arada. Herhangi bir epik ekipmanı düşürürsem bu can 700.000'leri geçecek. Öyle bir olay var. 25 ruh verdi. Bak ödüller kötü değil aslında. He. Yani tatlı. Ama bu çok zor olacağını da gösteriyor gibime geliyor. Böyle ödül vermesi sürekli olarak tatlı. Ya bir yandan iyi değil. Böyle korkutmaya başlayabilir bize. Boss fight'lara bakacağım hemen şuradan. 20. savaşta random gold karakter veriyor. 40'ta Twisted Tower Uncommon veriyor. Rare or Uncommon. Bana şeyler önemli ya. Diamond karakter kartı yüzde alıyoruz zaten. Düz gold karakterler veriyor ya. Uncommon veriyor. 160'ta Rare Equipment veriyor. Gayet güzel. 180'da random diamond veya altın karakter. Bakın burası çok önemli. 200'de zaten normal main reward'ları veriyor. Standart participation'da ekstra bir şey yok. Epic ekipmanların düşmesi gene zor. Ama umarım düşecek. Ne diyeyim hani hiç bilinmeyen epic ekipmanlar da var. Onlardan da belki düşürebiliriz. Umarım düşürürüz ya. Çok tatlı olur eğer düşürebilirsek. 4 tane epic'ten kesin bir tane düşecek. O baya baya iyi olacak abi. Yani 200. savaşı aslında bitirdikten sonra Hard Tower'da diğer 200. savaşı çok daha kolay bitireceksiniz demek oluyor. Çok daha kolay demeyeyim de kesinlikle daha kolay bitireceksiniz. Yani çok yardımı dokunacak demek bu. Bu da baya baya önemli. Böyle al kanka. Gayet güzel. Sana da şunu vurduk. Direkt parçalıyorum bu arada. Hiç yan karakterlere falan geçmiyorum. Seri seri ilerleyelim diye. Yani bakalım 20. savaşın bosslarını muhtemelen çekerim ben yine. 15. savaşı size atmış olacağım zaten. Şimdi şey normal kısmı kulenin bitmek üzere. Onu zaten onu bitmek üzere ne kastım? Ben şu an çektim siz bunu izlerken 200. savaşa değil de 190'ı çektim. Onu sadece yükleyecek zaman bulamadım. Onları seri seri yükleyeceğim. Günde 2 video gelecek bir kısa bir süre. Sırf yetiştirebileyim diye. Çünkü normal kuleye artık salıp Fatal'a odaklanmamız gerekiyor. Öyle yapacağım. O da zaten yakında bitecek. Normalde tabii ki ben kendim arkadan yapmaya devam edeceğim ama bir kere çektim yani. Aynı şeyi 500 kere çekmenin anlamı olmayacak. Böyle bir güzel kanka. Gayet iyi hasar çıkartıyoruz. 30 gün sonra da muhtemelen şey yapıyorlar. Aynı sisteme dönüyor. İşte 20 günlüğüne önceki kulelerden birisi geliyor. Ondan sonra şey oluyor. Tekrardan 20 gün sonra herhangi bir yeni karakter falan çıkartıyorlar ki 4.0 yaması yakında gelecek bildiğim kadarıyla. 4.0 ile birlikte çok güzel şeyler gelebilir. Umarım gelecek. Buglar falan da tamamen düzeltilmiş olur diye düşünüyorum. Birçok bug giderilmiş olur gibime geliyor. Hala takımların sıfırlanma olayı bazen devam ediyor. Bu olay sıkıntı mesela. Bunu halletmeleri lazım. Çok acele bir şekilde. Ama halledecekler umarım ya. Böyle bir yardım alalım bakalım. Tamam. Gayet tatlı. Böyle alalım. Tak. Güzel. Çok iyi vurduk. 53.000 falan vuruyoruz bu arada. Çok çok tatlı ya. Hani hasarımız gerçekten oturmaya başlıyor. Zaten epiği bir alalım. Ah epikten sonra görün siz bir de var ya. Epikten sonra Scorpion öyle bir güçlenecek ki. Belki ikinci Fatal kısmına başladığımda takımı da değiştirmiş olabiliriz. Onu Furkan'a habere baskılayacağım bu aralar. Söyledikçe söyleyeceğim. Yan tarafa şey Scarlet'la Sub-Zero yerine Jade ile Kavala eklemeye çalışabiliriz. Bakalım belki sadece Jade eklerim bilmiyorum. Kavala eklemeyebilirim. Kavala'nın hızına göre. Onun çevrimini bir kullanayım ben. Eğer yapabilirsem tabi. Yaptıktan sonra şey yapacağım. Bu arada ne kadar az vuruyor ya. Ray Rakipman'ın kalkanı çok düştü abi. Buralar normal hesaplarda birazcık zorlayabilir. Ama normal hesapta da mutlaka ilerlemeye çalışın abi. Çünkü ekipman düşürebildiğiniz kadar düşürmeye çalışın buradan. Faydalanın. Bu kule ne zaman gelir bir daha bilmiyorum ama şimdiden altyapı sağlıyoruz işte. Bir dahaki gelişinde çok çok daha rahat bitireceğiz demek oluyor bu. Önemli yani. Belki bir daha bilmiyorum yani. 2 sene sonra gelecek belki de. Belki de hiç gelmeyecek. Ya da 1 ay sonra gelecek artık orasını bilemiyorum dediğim gibi. Gelirse ama rahat halledebiliriz diye düşünüyorum. Dark Queen's Tower şeklinde olabilir yani. Dark Queen's Tower'da Fatal biraz belli bir süre sonra gelmiş diye hatırlıyorum. Bakalım ya umarım tatlı olacak abi. Tak diye şöyle bir vuralım. Böyle al kanka. Aslında kulenin ileride Brutal seviyesini falan da çıkartırlar. Eğer yeni Diamond'ın üstünde bir karakter çıkartabilirseler. Fatal üstüne Brutal seviyesi gelir. Veya Elder bilmiyorum. Onlar gelirse ama osturtur yani. Birinci daha ilk savaştan
10. evrim diamondları falan görebiliriz oralarda. İlerlerde de yeni çıkan sınıf olursa onları görürüz. Benim tahminim böyle gidiyor ama yeni sınıf çıkması da birazcık zor duruyor. Altınımız bayağı bir ilerleyecek bu süreçte. Ruhumuz birazcık gidecek. O önemli değil. Şeyle challenge'la birlikte ben onu kasacağım zaten. Şeyle quest'le birlikte de ekliyorum üstüne sürekli olarak. Yani her türlü günlük ruhu arttırıyor bile. Şu an Fatal Kule'de geldiği için oradan da buradan bir miktar kule şey ruh elde ediyoruz. Amorti etmiyor ama çok az bir miktarda vermiş olmamızı sağlıyor en azından. Bu da tatlı. Böyle al oğlum. Yani Burning Damage'dan kaçıyoruz. 7100 diyoruz. 8900'de iyileştik ama bir anda. Ben vampirizm falan var şeyde Scorpion'da. Vurdukça can çekiyor, emiyoruz direkt. Ondan dolayı ekipmandan geliyor onlar da bu arada. Burada coins birazcık fazla veriyor. Fatal Cooler'in zaten olayı bu. Biraz daha fazla vermesi. Yani bakalım, arkadan korna çaldı. Alıştık ona da herhalde artık. Kornayı çala çala bizi bitirdi kardeşim. Arkadan sürekli kekolar geçiyor ya valla. Bu arada çay içecek zaman bulamıyorum. Bilgisayarın işlemcisini değiştirdim. Muhammed Abuşova da çok teşekkürler. Bu süreçte bana baya baya bir yardımcı oldu. Çok fazla konuştuk, tartıştık bunun üstüne. Yani şöyle bir al bakalım kankacım. Gayet güzel abi ya. Tatlı. Evet, devam bakalım oğlum. Güzel. 3700 coins falan verdi. Hani çöp veriyor ama yapacak bir şey yok o şeye. O öyle yani. Genelde coin satıyor burası. Coin tower olabiliyor bazen. Ama ilerlerde 20. savaşta mesela şey, gerçi gold karakter alacağız. 40'ta galiba ekipman verecek. Kesin garantili ekipman. Abi 200'ü çok sabırsızlıkla bekliyorum ya. Eğer yapabilirsem ya, o da bir şey. Buraların bossları 160'ta falan şey oluyor. Yani inanılmaz zor kısımlar katıyorlar. Bosslar normal güçlü oluyor aslında, yani 2 milyon 2,5 milyon canlı falan ama sıkıntı boss'ta değil, şeyde getirdikleri ekstra şeyler, zorluklar sıkıntı. Challenge katıyorlar. Liu Kang'in boku çıktı. O challenge'lar sıkıntı yaratıyor. Umarım yaratmaz yani. Ne kadar zor olacak orasını bilemiyorum tabi ama. Tamam kanka, devam edelim. Hızlı ilerledik lan. Bayağı güzel gittik ha. Yani kısa sürdü savaşlar. Çok tatlı bu olay. Güzel güzel. İyi gidiyoruz abi. Tatlı gidiyoruz. Böyle boy dedi. Gel bakayım yavrucuğum. Tak tak tak. Vuralım sana şöyle. Reptile diye girdi. Al oğlum. Tamam. Gayet tatlı. Tekliyoruz ya. Her birine üçer tane vuruyoruz zaten ama şimdilik böyle. Böyle bir anda mesela 50'den sonra işte 60 bin canlı karakterler aşırı aşırı yükseğe çıkabiliyor abi. Yani tamamen şeyle alakalı. Şansla alakalı da oluyor. Şansla değil aslında. Kulenin standardına göre değişiyor tabi de. Yani eskiden şey olurdu. Battle modda falan böyle şey, karşı şeyleri, karakterlerin gücünü random verirdi veya karakterleri göremezdiniz. O tarz bir şeyler şu an yok Allah'tan da. Onlar bayağı zorluyordu ya. Sıkıntı oluyordu yani. Al bakalım yavrucuğum. Gayet güzel. Böyle bir al. Tamam. Direkt tekledik zaten. Çok kolay bir şekilde. Bitti. İyi. Devam kanka. Güzel. Ne verdi? 7100 coins verdi. Coins arada yüksek atıyor. Tabi işe yaramıyor bunlar ama olsun. İleride yeni bir karakter elde edecek olursak lazım olacak bunlar tabii ki. Onların her bir harcamasına 2 milyon falan gidiyor. Yani bir karakter ortalama bakalım 6,5 milyon falan alıyordur Diamond karakter tamamen güçlendirmesi. O yüzden lazım oluyor ara sıra yani. İş yapıyor kesinlikle. Şöyle bir al bakalım oğlum. Gayet güzel. Dur. Ama yapma onu. Onu yapman hoş mu şimdi sence? Ya bununla da seni ben öldürürüm. Ne fark ettik şimdi? 349 bin canı var bunda yani. Ata falan da yüksek aynı şekilde. Ya illa bunu mu istiyorsun? Ah. Bunu da bu arada bitirici kombosu ne kadar çalışmıyor ya. Çalışsa iyi de. Çok az çalışıyor anasını satayım. Tamam. Devam. Ne verdi? Uf. Bir tane daha verdi. 5. evrim bir şey oldu. Şu an gerçi Scorpion'daki de 5. evrim, o yüzden değiştirmeyeceğim, hiç gerek yok. Devam edelim. 6. evrim bir şeyler bulursak gayet tatlı olacak. Yani şöyle yardıralım kankacığım. Gayet gayet güzel. İyi. Zaten normal kuleden de 2. savaşa geldiğimizde bir diamond daha alacağız. Oradaki diamond bakalım ne çıkacak, orasını bilmiyorum ama umarım güzel bir şeyler çıkar da yardırırız yani. Al kanka. Tamam.
Öyle bir vurayım ben sana. Hop. Güzel. Gayet tatlı ya hasarımız. Çok çok tatlı. Böyle aldın mı da bitirmiş oluyoruz. Güzel güzel. Kodumuz da kase olsun. Böyle vereyim. Tamam. Böyle devam edelim kanka. Bitirdik galiba değil mi? Artık ekipman falan da zor düşer. Bu arada iki ekipman düştü. Gayet tatlıydı. Güzel bir olay. Hani 15'e savaş, belki ilk savaşlar özel böyledir bilmiyorum. Duruma göre değişebilir. Umarım atar diyelim bol bol. Çok çıkarsa tatlı olacak. Harbiden tatlı olacak. Bu video şimdilik bu kadardı. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Kendinize çok çok iyi bakın.